Ivan Turgenev Mum Seslendiren Akın Altan Bir zamanlar Moskova'nın ücra sokaklarından birindeki beyaz direkli, çıkmalı, çarpık balkonlu kül rengi konakta bir sürü uşakları hizmetçileriyle yüksek tabakadan dul bir kadın oturuyordu. Oğulları Petersburg'da, her biri bir memurluktaydı. Kızları ise evliydiler. Kendisi evinden pek seyrek çıkıyor, cimri ve sıkıntılı ihtiyarlığının son yıllarını yalnızlık içinde geçiriyordu. Hayatının neşesiz, gamlı gündüzü çoktan geçmişti. Akşamı da geceden daha karanlıktı. Bütün uşakları içinde en ziyade göze çarpanı, iri yarı, pehlivan yapılı bir erkek olan kapıcısı Gerasim'di. Bu adam doğuştan sağır, dilsizdi. Konağın hanımı onu bir köyden getirtmişti. O zaman bu Gerasim Köyünde kardeşlerinden ayrı, küçücük kulübesinde yalnız başına oturuyordu. Hamarat bir işçi olarak tanınmıştı. Tanrı'nın ona verdiği harikulade kuvvetle tek başına dört kişilik iş görürdü. İşin ellerinde nasıl eridiğini seyretmek insana zevk verirdi. Hele o kocaman avuçlarıyla kara sabanı bastırarak sanki atların hiç yardımı olmuyormuş gibi, tek başına toprağın yumuşak göğsünü yarar gibi çift sürerken veya tırpanını genç bir kayın ormanını kökünden söküp atacak gibi savururken yahut üç arşınlık düvenle durup dinlenmeksizin çevik çevik harman döverken kollarının uzun, sert kasları manivela gibi kalkıp inerken onu bir görmeliydi. Daimi sessizliği yorulmak bilmez çalışmasına muhteşem bir ciddiyet verirdi. Yaman bir köylüydü. Bilinen bahtsızlığı olmasaydı, ona varmaya can atmayacak kız mı kalırdı? Fakat işte Gerasim'i Moskova'ya getirdiler. Ona çizme aldılar, yaz için kaftan, kış için gocuk diktirdiler. Eline de süpürgeyle küreği vererek kapıcı yaptılar. Önce yeni hayatını hiç sevemedi. Daha çocukken kır işlerine, köy yaşı işine alışmıştı. O menhus kusuru yüzünden insanlardan ayrı, tıpkı verimli toprakta bir ağacın yetişip büyümesi gibi bir dilsiz fakat güçlü kuvvetli bir adam olarak yetişip gelişmişti. Şehre getirilince neye uğradığını akıl erdirememiş, sıkıntı ve şaşkınlık içinde kalmıştı. Tıpkı karnına kadar erişen sulu, sıkotlarla kaplı tarlalardan henüz alınıp da trenin bir vagonuna konduktan sonra semiz vücudu, kah kıvılcımlı dumanlar, Kah buhar dalgaları içinde kalan takırtılar, patırtılar, keskin çığlıklar arasında süratle yol alınarak bir tarafa götürülen Allah bilir nereye genç, dinç bir boğanın şaşalaması gibi. Gerasim'in yeni vazifesindeki işleri o ağır köy işlerinden sonra ona adeta bir eğlence gibi gelmişti. Yarım saatte bütün işlerini bitirir, sonra ya avlunun ortasına durarak gelip geçenlere, sanki onlardan anlaşılmaz durumunun hallini bekliyormuş gibi, ağzını açarak bakar, yahut da hemen bir köşeye çekilip, kendini yüzü koyun yere atarak, yakalanan bir canavar gibi, hiç kımıldamadan saatlerce göğsü üzerinde yatardı. Fakat insan her şeye alışır. Nihayet bizim Gerasim'de şehir hayatına alıştı. İşi çok değildi. Bütün vazifesi avluyu temiz tutmak, günde iki defa fıçıyla su taşımak, mutfak ve ev için odun getirmek ve yarmak, yabancıları içeri bırakmamak ve geceleri bekçilikti. Şunu da söylemeli ki, vazifesini canla başla yapardı. Avluda ne bir yonga ne bir çöp görülmezdi. Emrine verilen laar beygirli, fıçılı saka arabası, çamurlu havada bir yerde saplanıp kalsa, yalnız bir omuz itişiyle değil, yalnız arabayı, atı bile sürüklerdi. Odun yarmaya başlayınca elindeki balta cam gibi tın tın öter ve yongalarla parçalar dört bir yana uçuşurdu. Başkalarıyla arasının nasıl olduğuna gelince, bir defa gece vakti iki hırsız yakalayıp da alınlarından birbirine öyle bir çarpış çarpmıştı ki onları karakola götürmeye bile lüzum kalmamıştı. Bundan sonra da bütün o civarda oturanlar ona saygı göstermeye başlamışlardı.'' Hatta buradan gündüzleri gelip geçenler fena insanlar olmadıkları halde korkunç kapıcıyı görünce hızla uzaklaşırlar. Sanki işittirebileceklermiş gibi ona seslenirlerdi. Konağın öteki adamlarıyla münasebeti pek dostça olmamakla beraber çünkü ondan korkarlardı yine de yakın bir münasebet sayılırdı. Çünkü onları yabancı saymazdı. Onlar kendisiyle işaretlerle konuşur, o da onların ne demek istediğini anlar daha doğrusu dediklerini yapardı. Ama kendi haklarını da bilir, sofrada kimse onun yerine oturmaya cesaret edemezdi. Umumiyetle Gerasim, sert ve ciddi tabiatlıydı. Her şeyde düzenliliği severdi. Hatta onun yanında horozlar bile dövüşmeye cesaret edemezlerdi. Yoksa sonu fena gelirdi. Görür görmez hemen ayaklarından yakalar, havada 8-10 defa savurduktan sonra her birini bir tarafa fırlatırdı. Hanımın avlusunda bir sürü de kaz vardı.'' Malum ya, kaz ciddi ve düşünceli bir kuştur. Gerasim, içinden onlara saygı gösterir, kendi eliyle bakar beslerdi. Zaten kendisi de ağırbaşlı bir kaza benzerdi. Ona mutfağın üzerinde bir odacık ayırmışlardı. Kendi zevkine göre döşediği dört kütük üzerine, meşe tahtalarından bir karyola, tam bir yiğit karyolası kurdu. Üzerine bir ton yük konsa belki yine eğilmezdi. Kar yolanın altında sağlam, kocaman bir sandık vardı. Köşede aynı sağlamlıkta bir masa, yanında da üç ayaklı ama öyle dayanıklı bir bodur iskemle vardı ki, bazen Gerasim onu kaldırırken düşürür, sonra da sırıtırdı. Odanın kapısı şekli bir simidi andıran, kocaman, kara bir kilitle kilitlenirdi. Gerasim bu kilidin anahtarını daima kuşağında takılı olarak yanında dolaşırdı. Çünkü odasına başkalarının girmesinden hoşlanmazdı. Böyle bir yıl geçti ve yıl sonlarına doğru da Gerasim'in başından ufak bir hadise geçti. Hanımı, ihtiyar Asilzade, her şeyde eski adetleri gözetir, konağında birçok hizmetçi bulundururdu. Çamaşırcı kadınlar, kadın terziler, marangozlar ve erkek terzilerden başka bir de saraç vardı. Hem veteriner hem de hekim sayılan, ayrıca hanımın aile hekimliğini de yapan ve yaman bir sarhoş olan bu adam Kapiton Klimov adında bir kunduracıydı. Bu Klimov, kendini kıymeti bilinmemiş, aşağılanmış bir insan, boş oturmaya ve Moskova'nın böyle ücra bir yerinde yaşamaya layık olmayan, tahsilli bir başkentli sayar, kendisinin elleriyle göğsünü döverek kesik kesik dediği gibi, içki içiyorsa da bunu daha ziyade kederinden yaptığını söylerdi. Bir gün hanımefendiyle sadece ufacık, safralı gözleri ve ördek gagası gibi burnuyla insanda, sanki mukadderatın başkalarına amirlik etmeye tahin ettiği hissini uyandıran konak kahyasıyla uşakların başı Gavrilo arasında Klimov'dan söz açılmıştı. Hanım bir gün önce sokaklarda arayıp da güç bela buldukları bu adamın ahlak bozukluğuna üzülüyordu. Birdenbire Gavrilo dedi. Onu evlendirsek mi ne yapsak? Ne dersin? O zaman belki akıllanır. İyi olur elbette dedi Gavrilo. Çok iyi olur. Evet, ama kimle evlendirmeli? Doğru, bununla beraber her şey arzu ve iradenize bağlıdır. Ne de olsa bir işe yarayabilir, kapı dışarı edilmez herhalde. Tatyana beğeniyor gibi görünüyor, değil mi? Gavrilo bir şey söyleyecek oldu, fakat dudaklarını sıkarak sustu. Hanımı, enfiyesini keyifli keyifli çekerek, ''Ona Tatyana'yı vereceğim.'' diye kararını bildirdi. ''Anladın mı?'' Gavrilo, baş üstüne diyerek oradan uzaklaştı. Konağın bir yanındaki demirli sandıklarla dolu odasına dönünce Gavrilo önce karısını dışarı yolladı, sonra pencere yanına oturarak düşünmeye başladı. Hanımının bu ani emri onu şaşırtmıştı. Nihayet ayağa kalktı. Kapitonu çağırmalarını söyledi. Kapiton geldi. Fakat okuyuculara onların konuşmasını anlatmadan önce Kapiton'un kendisiyle evlenmeye mecbur tutulduğu bu Tatyana'nın kim olduğunu Hanımın emrinin kahyayı niçin şaşırttığını kısaca anlatmayı lüzumsuz görmüyoruz. Yukarıda da söylediğimiz gibi vazifesi çamaşırcılık olan Tatyana, bununla beraber usta ve bilgili bir çamaşırcı olduğundan ona yalnız ince ve zarif çamaşırlar yıkattırılıyordu, 28 yaşında, ufak tefek, zayıf, sarışın, sol yanağında benler olan bir kadındı. Sol yanakta bulunan benler, Rusya'da fena bir alamet, bedbaht bir hayat işareti sayılır. Tatyana talihiyle övünebilecek bir durumda değildi. Daha ilk gençliğinden beri onu darlık ve sefalet içinde tutmuşlardı. İki kişilik işi tek başına yapar ama gönlünün nokşandığını hiç görmezdi. Onu iyi giydirmezler, pek az ücretle çalıştırırlardı. Yakın akrabası hemen hemen yok gibiydi. Bir işe yaramadığı için köyde bırakılan ihtiyar, kahyalık eden bir amcası vardı. Öteki dayı ve amcaları ise hepsi birer mucikti. Moskova'da kimsesi yoktu. Bir zamanlar güzelliğiyle ön salmıştı. Ama bu da pek çabuk elinden gitmişti. Gayet uysal, daha doğrusu ürkek tabiatlıydı. Nefsine karşı tam bir kayıtsızlık duyar, başkalarındansa müthiş korkardı. Yalnız işini vaktinde bitirmeyi düşünür, hiçbir vakit hiç kimseyle konuşmaz, hanımının yalnız bir adının anılması bile onu titretirdi. Gerasimi köyden getirdikleri vakit bir yarı gövdesini görünce az kaldı korkudan ödü kopacaktı. Ne yapıp edip onunla karşılaşmamaya çalışırdı. Çok defa aceleyle evden çamaşırhaneye koşarken Gerasim'in yanından geçmeye mecbur kalınca gözlerini kapardı. Gerasim ilk zamanlarda Tatyana'ya hiç önem vermezdi. Bir zaman sonra ona rastladıkça gülümsemeye, daha sonra dikkatle bakmaya, nihayet gözlerini ondan büsbütün ayırmamaya başladı. Dilsiz onu sevmişti yüzünün yumuşak, uysal ifadesi için mi, hareketlerinin ürkekliği, sıkılganlığı için mi, burasını Tanrı bilir. Tatyana, bir gün hanımın kolalı gömleğini, ellerinin açık parmakları üzerinde dikkat ve titizlikle tutarak avludan geçiyordu. Birisi dirseğinden kuvvetle yakalamıştı. Döndü ve birden aykırdı. Arkasındaki gerasimdi. Ahmakça gülerek, bir taraftan da böğürür gibi, fakat tatlı bir takım sesler çıkararak kuyruğu ve kanatları altın yaldızlı varakla kaplanmış, horoz şeklinde bir kurabiye uzatıyordu. Tatyana reddedecek oldu. Fakat dilsiz zorla eline tutuşturdu. Başını salladı, yürüdü. Sonra dönerek ona bir kere daha dostça bir şeyler böğürdü. O günden beri kızcağıza hiç rahat vermiyordu. Nereye gitse hemen karşısına çıkıyor, gülümseyerek böğürüyor, elleriyle bir takım işaretler yapıyor, Birdenbire koynundan bir şerit çıkarıp ona sarıyor, süpürgeyle önünden toz temizliyordu. Zavallı kızcağız adeta ne yapacağını, ne edeceğini bilmiyordu. Dilsiz uşağın bu yaramazlıklarını bütün konak halkı çabucak öğrendi. Tatyana'nın başına ne alaylar, ne uydurma hikayeler, ne sözler yağdırıldı. Ancak Gerasim'le alay etmeye kimse cesaret edemiyordu. Şakayı sevmezdi. Onun yanında Tatyana'yı da rahat bırakıyorlardı. Kızcağız ister istemez onun himayesi altına girdi. Bütün dilsizler gibi Gerasim de pek sezişliydi. Onunla veya Kızcağızla alay edildiği zaman bunu hemen fark ederdi. Bir gün öyle yemeğinde Kahya'nın karısı, Tatyana onun emri altındaydı, iğnileyici sözlerle kıza hücuma başladı ve işi o kadar ileri götürdü ki zavallı Kızcağız gözlerini yerden kaldıramadı. Teessürden neredeyse ağlayacaktı. Gerasim birdenbire kalktı, o kocaman elini kahyanın karısının başına koyarak yüzüne öyle müthiş bir bakışla baktı ki, kadının başı ta masanın üstüne kadar eğildi. Herkes dondu kaldı. Gerasim kaşığı yeniden eline alarak lahana çorbasından yemeye devam etti. Bütün oradakiler yavaş sesle, ''Hele bakın şu sağır şeytana, orman ayısı.'' diye homurdandı. Kahya'nın karısı kalkıp uşakların odasına gitti. Başka bir gün Gerasim, Kapito'nun şu biraz önce sözü geçen kapitonun, Tatyana ile tatlı tatlı çene çaldığını görünce el işaretiyle onu yanına çağırıp arabalığa götürdü, köşede duran bir arabada okunun ucundan tutarak kendisine hafifçe fakat pek manalı bir surette gözdağı verdi. O zamandan beri artık hiç kimse Tatyana ile konuşmaya cesaret edemiyordu. Kahya'nın karısı gayet ustalıklı hareket ederek Uşakların odasına gider gitmez düşüp bayılmış ve hemen daha o gün Gerasim'in kaba hareketini hanımın kulağına eriştirmişti. Ama işin tuhafı, bu acayip koca karı üst üste gülerek başından geçen hadiseyi tekrar anlatmasını istemiş, ertesi günde Gerasim'e bir gümüş ruble göndermişti. Sadık ve kuvvetli bir bekçi olduğu için ona ihsanlarda bulunurdu. Gerasim hanımından oldukça korkar, çekinirdi. Ama yine de lütuf ve teveccühüne güvenerek Tatyana ile evlenmesine müsaade etmesini rica etmek üzere huzuruna çıkmayı kararlaştırmıştı. Ancak hanımının karşısına münasip bir kıyafetle çıkabilmesi için Kahya'nın kendisine vaat ettiği yeni kaftanın verilmesini bekliyordu. Halbuki aksi gibi tam bu sırada Tatyana'yı Kapiton'a vermek fikri hanımın aklına esi vermişti. Okuyucu şimdi Kahya Gavrilo'nun hanımefendi ile konuşmasından sonraki şaşalayıp bocalamasının sebebinin kendiliğinden kolayca anlamış olacaktır. Pencere yanında otururken Gavrilo şöyle düşünüyordu. Hanımefendinin Gerasim'e teveccühü var elbette. Gavrilo bunu bildiği için ona göz yumuyordu. Ama ne de olsa dilsiz bir mahluk. Tatyana'nın peşinde koştuğunu hanıma söylemeye gelmez. Ama öbür taraftan şeytan diyor ki, ''Bırak öğrensin melun herif. Tövbe yarabbi, günaha da giriyorum.'' Tatyana'yı kapitona verdiklerini. ''Layıktır bu ona.'' Nasıl bütün konak kalkını yıldırır mı? Fakat onunla itişmeye gelmez. Meram anlatmak mümkün değil ki herife. Doğrusu Kapiton'un birdenbire gelişi Gavrilo'nun düşüncelerini burada kesti. Hoppa Kunduracı içeri girince elleri arkasında, teklifsizce kapının yanında duvarın çıkıntılı köşesine dayandı, sağ ayağını solunun önüne çaprazlayıp "İşte geldim." dedi. "Emirleriniz." Gavrilo Kapitonun yüzüne bakarak parmaklarıyla pencerenin pervazlarını tıkırdattı. Öteki kül rengi gözlerini kırpıştırdı. Hafifçe gülümseyerek parmaklarını karma karışık olmuş kır saçlarından geçirdi. Hadi bakalım dedi. İşte geldim. Daha ne bakıyorsunuz öyle? Güzel diyecek bir şey yok doğrusu. Kapiton omuz silkerek içinden sanki benden daha mı kıymetli bir nesnesin diye düşündü. Gavrilo bir müddet sustuktan sonra ''Kendine baksana, neye benziyorsun?'' dedi. Kapiton, eski püskü, yırtık ceketine, yamalı pantolonuna sessizce göz gezdirdi, delik deşik olmuş ayakkabılarına dikkatle baktı. ''Ee, ne var?'' dedi. Gavrilo, ''Ne mi var?'' diye tekrarladı. ''Hala ne var diyorsun, daha ne olacak? Şeytana benziyorsun. Tövbe Rabbi. İnsanı günaha sokuyorsun.'' Kapiton gözlerini kırpıştırdı. içinden de azarlayın bakalım, azarlayın.'' diye düşündü. Gavrilo, ''Yine sarhoşsun.'' diye başladı. ''Yine ha? Hadi cevap versene.'' Gerçekten sıhhatin biraz bozukluğundan, takviye için birkaç kadeh içki içmeye mecbur oldum. Sıhhatini takviye için ha? Senin lazım geldiği gibi pataklamıyorlar. İşte mesele burada. Güya efendiyi Petersburg'a tahsile göndermişler. Çok şey öğrenmişsin bu tahsilin de doğrusu. Yediğin ekmeği bile hak etmiyorsun. Gavrilo Andreiç, bu hususta hakkımda yalnız Tanrı hüküm verebilir. Ondan başka hiç kimse bu dünyada nasıl bir adam olduğumu, yediğim ekmeği hak edip etmediğimi yalnız o bilir. Sarhoşluk meselesindeki düşüncene gelince bu hususta kabahatin bende olmadığını bilmelisin. Bir arkadaşımla beraberdim. Kendisi beni ayarttı. Sonra bırakıp savuştu. Asıl kabahat ondadır. Halbuki ben Halbuki sen kaz gibi sokağın ortasında kalıverdin. Değil mi? Ah seni derbeder herif seni. Fakat asıl mesele bu değil. Bak, kahya burada biraz sustu. Hanımefendi senin evlenmeni istiyor. İşittin mi? Evlenince akıllanacağını sanıyor. Anladın mı? Anlamaz olur muyum? Elbette anladım. İşte böyle. Bana kalırsa insan seni sıkı bir baskı altına almalı. Ama bu onun bileceği bir şey. Ee, ''Nasıl, kabul ediyor musun?'' Kapiton sırıtarak, ''Evlenmek, insan için iyi bir şey, Gavrilo Andreevich.'' dedi. Ben de bunu büyük bir memnuniyetle, Gavrilo, ''Evet, öyle.'' dedi. İçindense, herif usturuplu laf ediyor diye düşündü. Sonra daha yüksek sesle, ''Yalnız şu var ki, hanımefendinin sana bulduğu kadın, ne diyeyim, biraz düşündürüyor insanı.'' ''Nasıl bir kadın acaba?'' ''Bizim Tatyana.'' Kapiton ''Tatyana mı?'' diye sordu. Gözleri paltaşı gibi açıldı ve kendini duvardan ayırdı. ''Ne var? Neye korktun öyle? Bu kızı beğenmiyor musun yoksa? Beğenmemek de ne demek? Gavrilo Andreevich, beğenmesine beğenirim. Kız fena değil. Çalışkan, sakin. Ama siz de pekala biliyorsunuz ki o yabani herif, Kara gibi hep kızın peşinde.'' Kahya üzüntülü bir edayla sözünü keserek, ''Biliyorum kardeş, hepsini biliyorum.'' dedi. ''Ama ne yapmalı ki? İnsaf buyurun Gavrilo Andreiç, öldürür herif beni, bir sinek ezer gibi öldürür, o sağar, adamı döver de nasıl dövdüğünü de duymaz, koca yumruklarını rüyadaymış gibi savurur, kendisini yatıştırmak da mümkün değildir. Sağar, dilsiz, üstelik bir de kız gibi aptal.'' Suçum ne ki böyle bir canavarın yumruklarına maruz bırakılayım. Hem ben görmüş geçirmiş bir adamım. Oyuncak değilim. Biliyorum, biliyorum. Uzatma. Çenesi açılan kunduracı hararetle devam ediyordu. Ne kötü talihim varmış. Bu çektiklerim ne vakit sona erecek ya Rabbim. Eee, eh, bitmedi mi? Geveze herif. Daha ne uzatıp duruyorsun? Uzatmak değil bu Gavrilo iç, Ben de bir insanım. Ben de insanlar arasında iyi muamele görmek isterim. Şimdi bakın başıma neler getiriyorsunuz. Eee yeter. Hadi defol. Diye sabırsızlıkla sözünü kesti. Klimov çıkıp gitti. Kahya onun arkasından bağırarak ''Onu aramızda yok farz edelim. Ne dersin? Bu işe razı mısın?'' Klimov ''Muvaffakatimi arz eylerim.'' diye cevap vererek oradan uzaklaştı. Son derece güç durumlarda bile belagatı elden bırakmazdı. Kahya odanın içinde birkaç defa bir aşağı bir yukarı dolaştı. Nihayet. Hadi, şimdi Tatiana'yı çağırın," dedi. Biraz sonra Tatiana sessizce gelerek kapının eşiğinde durdu. Hafif bir sesle, "Ne emredersiniz Gavrilo Andrevich?" diye sordu. Kahya onun yüzüne dikkatle, dik dik bakarak, Tani uşa dedi. "Evlenmek ister misin? Hanımefendimiz sana bir koca bulmuş." Taniusha, "Peki Gavrilo Andrevich?" diye cevap verdi ve kararsız kararsız ilave etti. Bana seçtikleri koca kim acaba? Kapiton, şu kunduracı. Peki efendim. Havai bir adamdır, doğru. Fakat hanımefendimiz sana güveniyor. Peki efendim. Yalnız işin kötü bir tarafı var. Şu sahar bela. Gerasim demek istiyorum. Boyuna senin peşinde koşuyor. Onun nasıl, neyle büyülemişsin bilmem ki. Hem de sözüm yabana, o ayı erip senin canını çıkartır. Doğru Gavrilo Andreiç, canımı çıkartır. Muhakkak öldürür beni. Öldürür, he? Hadi bakalım görürüz. Nasıl öldürülmüş öyle? Ne hakkı var? Düşün bir kere. Hakkı var mı yok mu onu bilmem Gavrilo Andreiç. Ne tuhafsın. Ama ona hiçbir vaatte bulunmamışsın ki. Ne buyurdunuz? Kahya biraz durdu. Ne saf, ne masum yürekli diye düşündü. Sonra ona hitap ederek, Peki, dedi. Seninle sonra yine konuşuruz. Hadi, şimdi git. Tanyuşa, görüyorum ki pek uysalsın. Melek gibi bir kızsın. Tatyana çıktıktan sonra Kahya şöyle düşündü. Hanımefendi bu düğün meselesini belki de yarın unutur. Sanki ne diye bu kadar heyecana kapıldım. Çapkını yola getiririz. Olmazsa zabıtaya bildiririz. Yüksek sesle karısına bağırdı. Ustinya Peodorovna. Kuzum, semaveri hazırlayıverin. Tatyana hemen bütün gün çamaşırlıktan çıkmadı. Önce ağladı, sonra gözyaşlarını silerek işe koyuldu. Kapiton gece geç vakitlere kadar asık suratlı bir ahbabıyla meyhanede oturarak ona, Petersburg'da bir efendinin yanında nasıl yaşadığını anlattı. Öteki de ona altaklandı durdu. Fakat nihayet bir hadise yüzünden ertesi gün canına kastedileceğini söylediği zaman asık suratlı ahbabı artık uyku zamanı geldiğini ona hatırlattı. Susarak kaba bir şekilde ayrıldılar. Bu arada Kahya'nın bekledikleri gerçekleşmedi. Kapiton'un evlendirilmesi fikri hanımefendiyi o derece meşgul ediyordu ki gece bile nedimelerinden biriyle bu kadın yalnız hanımefendinin uykusuz gecelerinde kendisine arkadaşlık etmek üzere tutulmuştu. Hep bu iş üzerinde konuştu. Kahya sabah çayından sonra günlük raporunu arz etmek üzere huzuruna çıktığı zaman hanımefendinin ilk işi, e ee, nasıl bizim düğün işi yoluna girdi mi diye sormak olmuştu. O da pek tabii her şeyin mükemmel bir şekilde yoluna girdiğini, kapitonun hemen bugün elini öpmek için huzuruna geleceğini bildirdi. Hanımefendi nedense biraz rahatsızdı. Öteki işlerle uzun boylu meşgul olmadı. Kahya odasına döndü bir meclis topladı. Mesele gerçekten hususi olarak görüşmeyi gerektiriyordu. Tatiana pek tabii yine itiraz etmedi ama kapiton dikilerek ''Benim iki, üç değil, yalnız bir tane başım var.'' diye bağırdı. Gerasim oradakilere sert sert bakıyor, binanın hizmetçiler kanadından hiç ayrılmıyordu. Kendisi hakkında hayırlı olmayan bazı işlere girişildiğini sezmiş gibi bir hali vardı. Mecliste bulunanlar aralarında kendisinden yalnız ''Ya bak sen, öyle mi?'' ''Evet, evet.'' gibi cevaplardan başka bir şey işitmek nasip olmadığı halde, yine de nasihat istemek için saygıyla başvurdukları, kuyruk amca diye tanınan ihtiyar büfeci de vardı. Evet, mecliste bulunanlar önce her ihtimale karşı emniyeti sağlamak için kapitonu içinde su temizleme cihazı bulunan küçük killere kilitlemekle işe başladılar. Sonra konuyu düşünmeye koyuldular. Zora başvurmak kolay da elbet. Ama Tanrı korusun. Gürültü kıyamet kopar, hanımefendi rahatsız olur. Felaket. Ya nasıl etmeli? Düşündüler, taşındılar, nihayet bir plan kurdular. Gerasim'in sarhoşlardan haz etmediği çok defalar görülmüştü. Bahçe kapısında otururken, şapkası, güneşliğine kadar kulaklarına geçmiş bir sarhoşun, yalpalı adımlarla yanından geçtiğini gördükçe, daima nefret ve hiddetle yüzünü başka tarafa çevirirdi. Bunun için Tatyana'ya sarhoş taklidi yaparak, Sallana sendeliğe Gerasim'in önünden geçmeyi öğretmeye karar verdiler. Kızcağız uzun müddet bunu kabul etmemekte ayak diredi. Ama nihayet kendisini kandırdılar. Sonra kendisini taparcasına seven bu aşıktan başka türlü kurtulamayacağını kendi de anlamıştı. Tatyana çıktı. Kapitonu da kilerden çıkardılar. Ne de olsa mesele asıl kendisiyle ilgiliydi. Gerasim kapının yanında bir kütüğün üzerine oturmuş, elindeki küreği toprağa batırıyordu. Bütün köşelerden, pencere aralıklarından hepsi onu gözetliyordu. Hile gayet güzel başarıldı. Gerasim Tatyana'yı görünce ilk önce adeti üzere bir takım tatlı sesler çıkararak baş işaretleri yapmaya başladı. Sonra gözlerini ona dikerek dikkatle baktı. Küreyi elinden düşürdü. Fırlayıp koşarak yanına kadar geldi. Yüzünü yüzüne yaklaştırdı. Kızcağız korkudan daha fazla sallanıp sendeledi, gözlerini yumdu. Bir iki, onun elinden tutup hızlı hızlı avludan geçirdi ve meclisin toplandığı odaya girince kapitona doğru gitti. Tatyana korkudan az kaldı bayılacaktı. Gerasim durup ona baktı. Eliyle bir hareket yaptı, gülümsedi. Oradan çıkıp ağır adımlarla odasına gitti. Bütün gün çıkmadı. Sonradan arabacı yamağa, Antipka'nın anlattığına bakılırsa, Yuya, Gerasim'in yatağında oturup elini yanağına koyduğunu, ara sıra böğürür gibi şarkı söylediğini, yani arabacıların yahut da gemi yedekçilerinin o pek yanık şarkılarını söylerken yaptıkları gibi sallandığını, gözlerini yumarak başını sarstığını bir aralıktan görmüş. Antipka'nın tüyleri ürpererek oradan çekilip gitmiş. Ertesi gün Gerasim odasından dışarı çıktığı zaman onda fevkalade bir değişiklik görünmüyordu. Yalnız suratı biraz daha asıktı. Tatyana'ya Kapitona ise hiç aldırış etmiyordu. Bunların her ikisi de aynı günün akşamı hanımın huzuruna çıkmışlar ve bir hafta sonra da evlenmişlerdi. Düğün günü Gerasim'in hal ve hareketlerinde hiçbir değişiklik olmamıştı. Yalnız nehirden susuz dönmüştü. Çünkü her nasılsa yolda fıçıyı kırmıştı. Gecesi ise atını öyle bir gayretle temizlemiş, olmuştu ki Hayvancağız rüzgara tutulmuş bir küçük ot gibi sallanmış ve onun demir gibi yumruklarının altında boyuna ayak değiştirmiş durmuştu. Bütün bunlar ilkbaharda olmuştu. Aradan bir yıl daha geçti. Bu arada kapitonun da sarhoşluğu adam akıllı azıttı. Bütün bütün işe yaramaz bir adam olduğu iyice anlaşılarak karısıyla birlikte kervanla uzak bir köye gönderildi. Yola çıktıkları gün önce pek fazla yiğitlik taslıyor, kendini Kaf Dağı'nın ardına da gönderseler yine de mahvolmayacağını temin ediyordu. Fakat sonradan bezginlik getirdi. Tahsilsiz insanların arasına götürüldüğü için dert yanmaya başladı. Ve nihayet o kadar zayıfladı ki kendi kasketini bile başına geçirmeye mecali kalmadı. Onu merhametli bir insan eli alnına bastırır, siperini düzeltir, başına yerleştirirdi. Her şey hazır olup da köylüler dizginleri ellerine aldıkları ve yalnız bir Allah'a ısmarladık sözünü bekledikleri anda Gerasim odasından çıkarak Tatyana'ya yaklaştı, bir yıl önce onun için satın aldığı pamuklu kumaştan kırmızı bir başörtüsünü hatıra olarak hediye etti. O ana kadar hayatının bütün değişikliklerine büyük bir kayıtsızlıkla katlanan Tatyana burada dayanamadı, gözleri yaşardı ve arabaya binerken Hristiyan adeti üzere Gerasim'le üç defa öpüştü. Gerasim onu karakola kadar geçirmek istedi ve Önce arabanın yanı sıra yürüdü fakat Kırım Geçidi denen yerde birden durdu vazgeçerek nehir boyunca ilerledi. Vakit akşama yaklaşıyordu. Gerasim sakin sakin yürüyor ve suları seyrediyordu. Birden bire ona tam kıyıdaki yosunların arasında bir şey çabalayıp çırpınıyor gibi geldi. Eğilip bakınca kara benekli beyaz tüylü ufacık bir köpek yavrusunun bütün gayretlerine rağmen sudan çıkamadığını, çırpınıp çabaladığını, tekrar kayarak o ıslak ve zayıf vücuduyla titrediğini gördü. Gerasim, zavallı köpekçiye şöyle bir baktı, sonra bir eliyle yakalayıp kucağına aldı ve iri iri adımlarla eve doğru yürüdü. Odasına girince kurtardığı köpekçiyi yatağına koydu, ağır yamçısıyla örttü, koşup önce ahırdan biraz saman, sonra da mutfaktan bir fincan süt getirdi. Yamçıyı dikkatle kaldırıp samanı yaydı ve sütü koydu. Zavallı yavrucağız, üç haftalık ya var ya yoktu. Gözleri henüz açılmıştı. Hatta bir gözü öbüründen bir parça büyükçe gibiydi. Pincanların içmeyi daha beceremiyor, sadece titriyor ve gözlerini kırpıştırıyordu. Gerasim, iki parmağıyla başından hafifçe tutarak burnunu süte değdirdi. Köpek birdenbire soluya sarsıla, tıkanıp boğulur gibi, büyük bir açgözlülükle, şapur şupur yalanarak içmeye başladı. Gerasim ona baktı, baktı da birden kahkahayı bastı. Gece geç vakte kadar hep onunla uğraştı. Onu yerleştirdi, silip kuruladı ve nihayet kendisi de onun yanında sevinçli, sakin bir uykuya daldı. Gerasim'in ona baktığı gibi hiçbir ana kendi evladına bakmaz. Yavru köpeğin dişi olduğu anlaşılmıştı. Yavrucak önce pek zayıf, sıska ve çirkindi. Ama gittikçe toplandı, düzeldi ve 8 ay içinde kurtarıcısının sürekli dikkati, titizliği sayesinde uzun kulaklı, tüylü kuyruklu ve iri gözlü, zeki bakışlı, İspanyol cinsi güzel bir köpek halini aldı. Gerasim'e müthiş bağlanmıştı. Ondan bir adım bile ayrılmıyor, kuyruğunu sallayarak hep peşinden gidiyordu. Gerasim ona atla koymuştu. Çıkardıkları acayip seslerin başkalarının dikkatini çektiğini dilsizler bilir. Onu Mumu diye çağırıyordu. Bunu bütün konak halkı da sevmişti. Herkes de onu Mumu diye çağırıyordu. Harikulade zekiydi. Herkese sokulurdu. Ama yalnız Gerasim'i severdi. Gerasim de onu çıldırasıya severdi. Ve başkalarının onu okşaması hiç hoşuna gitmezdi. Onun için korkuyor muydu yoksa onu kıskanıyor muydu nedir orasını Tanrı bilir. Mumu sabahları onu yere doğru çekerek uyandırır, Dostça geçindiği yaşlı saka Girini dizginlerinden yakalayarak ona getirir, ciddi bir surat takınarak onlarla beraber nehre gider, süpürgelerine ve küreklerine bekçilik eder, odasına hiç kimsenin yaklaşmasına müsaade etmezdi. Gerasim, odasının kapısını keserek, mahsus onun için bir delik açmıştı ve o da, sanki yalnız Gerasim'in odasında kendini tam bir ev sahibi hissedermiş gibi, içeri girer girmez, memnun bir tavırla derhal karyolanın üzerine sıçrardı.'' geceleri hiç uyumazdı. Ama bazı aptal bahçe köpeklerinin arka ayaklarının üzerine oturup burnunu havaya dikerek, gözlerini kırparak, sadece can sıkıntısından hemen öyle yıldızlara karşı umumiyetle arka arkaya üç defa havladıkları gibi gelişi güzel havlamazdı. Hayır, Mumu'nun incecik sesi boş yere duyulmazdı. Ya bir yabancı bahçe duvarına pek fazla yaklaşmıştır yahut bir yerde şüpheli bir gürültü veya bir hışırtı olmuştur.'' Sözün kısası harikulade bir bekçiydi o. Gerçekten ondan başka avluda sarı tüylü, kahverengi benekli, kurt adında bir ihtiyar bir köpek daha vardı. Ama onu hiçbir vakit, hatta geceleri bile zincirinden boşandırıp salıvermezlerdi. İyice kocayıp çökmüş olduğundan. Zaten kendisi de hiç hürriyetini istemez, kulübesinde kıvrılıp yatar ve pek seyrek olarak zorla boğazından çıkan kısık, buğuk avlayışı da sanki hiç işe yaramadığını kendi de hissediyormuş gibi derhal keserdi. Mumu konak sahibinin oturduğu kısma gitmezdi ve Gerasim oraya odun götürdüğü zamanlar daima geride kalır, kapının arkasından en hafif bir gürültü bile gelse kulak kabartarak başını bir sağa bir sola çevirerek sabırsızlıkla hep onu beklerdi. Böylece bir yıl daha geçmişti. Gerasim kapıcılık işlerine devam ediyordu. Halinden memnundu. Birdenbire hiç beklemediği bir şey oldu. Bir yaz günü konağın hanımı, yanında barınan nedimeleriyle birlikte misafir salonunda bir aşağı bir yukarı geziniyordu. Keyifli keyifli gülüyor, şakalaşıyordu. Nedimeleri de ona uyarak gülüyor, şakalaşıyorlardı. Ama doğrusu bundan fevkalade bir neşe de duymuyorlardı. Evdekiler hanımın neşeli dakikalarından pek o kadar hoşlanmazdı. Çünkü birincisi, böyle zamanlarında hanım herkesten kendi işlerine derhal uymalarını ister, ve herhangi birinin yüzünde memnuniyet parıltısı görmeyecek olursa kızardı, İkincisi de onun bu keyifli anları kısa sürer, umumiyetle birden suratını ekşiterek gamlı bir ruh haletine geçerdi. O gün her nasılsa iyi tarafından kalkmıştı. Arzularının gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini daima sabahları tahmin ederdi. Kahvaltı ona pek lezzetli gelirdi. Bunun içinde de hizmetçisini takdir ederek on kapik parayla mükafatlandırırdı. Buruşuk dudaklarında pencerenin önünde parçalara bölünmüş bir küçük bahçe vardı ve tam orta yerdeki çiçek tarhındaki gül fidanının altında mumu oturmuş, dikkatle bir kemiği kemiriyordu. Hanım onu gördü, birdenbire ''Hey tanrım!'' diye bağırdı. ''Nasıl köpek bu?'' Hanımının seslendiği Nedime'yi, başkalarının emri altında olup da amirinin bağırmasına ne mana vereceğini iyice kestiremeyen kimselerde çoğu görülen üzüntülü bir telaş aldı. B ''Bilmiyorum efendim.'' diye mırıldandı. G ''Galiba dilsizin.'' Hanım sözünü keserek, ''Hey tanrım, ne sevimli köpekçik. Buraya getirtin. Ne zamandan beri onda bu köpek? Nasıl olmuş da şimdiye kadar görmemişim? Getirtin buraya.'' Sığıntı hemen sofaya koşarak, ''Çabuk Mumu'yu getirin.'' diye bağırdı. İşte orada, çiçek tarhında duruyor. Hanım, ''Aa, Adı da Mumu demek," dedi. "Çok güzel bir ad.'' Ne diymesi de e, "Evet, çok güzel." diye tekrarladı. Stepan, "Hadi çabuk." İri yarı, kuvvetli bir delikanlı olan uşak Stepan, çiçek tarlasına doğru olanca hızıyla koşarak Mumu'yu yakalamak istedi. Fakat köpek onun parmakları arasından sıyrılıp kurtuldu ve kuyruğunu kaldırarak Gerasim'e doğru dört nala seyirtti. Bu sırada Gerasim mutfakta bir fıçıyı çocuk oyuncağı bir davul gibi ellerinde çevirerek tozunu alıyordu. Stepan, mumunun arkasından koştu. Onun sahibinin ayakları dibinde yakalamaya çalıştı fakat çevik hayvan kendini yabancı adamın eline teslim etmiyor, fırlayıp sıçrayarak onu şaşırtıyordu. Gerasim de bu telaş ve patırtıyı gülümseyerek seyrediyordu. Nihayet Stepan hiddetle doğrularak hanımın köpeği getirmelerini istediğini ona acele acele bir takım işaretlerle anlattı. Gerasim biraz şaşırdı. Bununla beraber Mumu'yu çağırdı, tutup kaldırarak Stepan'a teslim etti. O da misafir salonuna götürüp yere koydu. Hanım tatlı bir sesle onun yanına çağırmaya başladı. Mumu dünyaya geleli beri böyle muhteşem salonlarda hiç bulunmadığı için pek korktu ve kapıya doğru atılacak oldu. Fakat hizmetsever Stepan tarafından geri itilince titremeye başladı ve duvar kenarına büzüldü. Mumu, Mumu, gel bana gel, dedi. Hanım, gel aptal köpekçik, korkma. Ne de, gel, gel Mumu, gel hanımına, gel, diye tekrarladılar. Fakat Mumu, kederli kederli etrafa bakınıyor ve yerinden bile kımıldanmıyordu. Yiyecek bir şey getirin ona, dedi hanım. Ne aptal köpek, bana gelmiyor, neden korkuyor acaba? Nedimelerinden biri ürkek ve latif bir sesle, ''Daha alışmadı da onun için dedi. Stepan ufak bir tabakla süt getirerek Mumu'nun önüne koydu. Fakat Mumu sütü koklamadı bile. Hep eskisi gibi titriyor ve etrafına bakmıyordu. Hanım yanına yaklaşarak, ''Aa, ne biçim köpeksin sen böyle?'' dedi. Eğilerek onu okşamak istedi. Fakat Mumu hastalıklı bir hareketle başını çevirerek dişlerini gösterdi. Hanım hemen elini geri çekti. Kısa bir sessizlik oldu. Mumu Yaptığı harekete üzülerek af diler gibi hafifçe bir yakladı. Hanım geri çekildi, kaşlarını çattı. Köpeğin ani hareketi onu korkutmuştu. Nedimelerden hepsi birden ''Aa!'' diye bağırdılar. ''Isırdı mı yoksa? Tanrı korusun.'' Mumu ömründe hiç kimseyi ısırmamıştı. ''Ah! Ah!'' Hanım değişen sesiyle ''Atın şunu dışarı. Pis köpek. Ne de penaymış.'' dedi ağır ağır geri dönerek odasına doğru yürüdü. Nedimeler ürkek ürkek birbirine bakıştılar, arkasından gidecek oldular. Fakat veli nimetleri durakladı, onlara soğuk soğuk bakarak ''Neye geliyorsunuz? Sizi davet etmiyorum ki.'' dedi ve çekildi gitti. Nedimeler, Stepan'a elleriyle hararetli hararetli bir takım hareketler yaptılar. O da Mumu'yu yakalayarak çabucak kapıdan dışarıya, Doğruca Gerasim'in ayakları dibine fırlattı. Yarım saat sonra evin içinde derin bir sessizlik hüküm sürüyor ve konağın ihtiyar hanımı fırtınalar taşıyan kara bulutlardan daha abus bir yüzle divanda oturuyordu. Bakın ne önemsiz şeyler insanın sinirini bozabiliyor bazı. Ta akşama kadar hanımın neşesi yerine gelmedi. Hiç kimseyle konuşmadı, kağıt oynamadı ve geceyi de fena geçirdi. Getirdikleri kolonyanın her zaman verdikleri kolonya olmadığını, yastığın sabun koktuğunu tutturarak kadın kahyaya tekrar tekrar koklattı, sözün kısası pek fazla huysuzlandı, öfkelendi durdu. Ertesi sabah her zamanki saatinden daha erken Gavril'i çağırttı. Gavril, içinden mırıldanarak kapının eşiğinden içeri adımını atar atmaz, hanım, söyle bana, rica ederim, diye başladı. Nedir bu, bütün gece avlumuzdaki köpek avlamaları? Beni uyutmadı. Öteki tutuk sesle, köpek mi? Nasıl köpek? Belki dilsizin köpeğidir, dedi. Dilsizin mi başkasının mı ben bilmem. Fakat bütün gece beni uyutmadı. Hem de anlamıyorum. Bir sürü köpek neye? Söyleyin, bahçemizde köpek yok muydu? Nasıl olmaz efendim, var tabii bizim kurt. Öyleyse daha ne? Daha fazla köpek nemize lazım. Yalnız bir takım düzensizlikler çıksın da ne olursa olsun. Amir yok bu evde, işte o kadar. Hem dilsizin köpek nesine? Bahçemde köpek bulundurması için ona kim müsaade etti? Dün pencereden bakıyorum, çiçek tarlasında oturmuş, getirdiği iğrenç bir şeyi kemirip duruyor. Halbuki oraya gül fidanları diktirmiştim. Hanım bir an sustuktan sonra, ''Bugünden tezi yok.'' Onu buradan def edin. Anladın mı? Baş üstüne efendim. Hemen bugün. Hadi şimdi git. Bana malumat vermen için seni sonra çağırırım. Gavrilo çıktı. Kahya misafir salonundan geçerken ortalığa çeki düzen vermek için çıngırağı masadan alıp başka bir masaya koydu. Ördek gagası gibi yassı burnunu sessizce yere sümkürerek temizledi ve sopaya çıktı. Orada bir kanepede Stepan, savaş levhasındaki şehit asker gibi kendisine örtü vazifesini gören kaputundan çıplak ayaklarını hastalıklı bir hareketle dışarıya uzatmış uyuyordu. Kahya onu uyandırarak hafif sesle bir şey emretti. Stepan esniyerek, gülerek cevap verdi. Kahya gitti. Stepansa kaftanını, ayakkabılarını giyerek çıktı ve bahçe kapısında durdu. Aradan henüz beş dakika bile geçmeden sırtında bir demet odun, yanından hiç ayrılmayan mumuyla birlikte Gerasim göründü. Hanım yatak odasıyla oturma odasını yazın bile ısıtmalarını emretmişti. Gerasim kapının önünde yanına dönüp omzuyla iterek yüküyle içeriye daldı. Mumu ise her zamanki gibi onu beklemek için dışarıda kalmıştı. O zaman Stepan bu elverişli andan faydalanarak tıpkı bir çavlağın civcive saldırdığı gibi birdenbire üzerine atıldı, sırtı üzerine yere bastırıp kucakladığı gibi hatta kasketini bile başına geçirmeden dışarıya fırladı, rastladığı gibi arabaya binip dört nala sürdürerek av hayvanları pazarına gitti. Oradan çabucak müşteri buldu, hiç olmazsa bir hafta kadar bağlı tutmalarını tavsiye ederek onu 50 kapıya sattı ve derhal geri döndü. Fakat daha eve yaklaşmadan arabadan indi ve avluyu dolaşarak arka sokaktan bahçe duvarının üzerinden avluya atladı. Belki Gerasim'e rast gelirim diye bahçe kapısına girmekten korktu. Halbuki Telaş ve endişesi beyhudeydi. Gerasim avluda değildi. O, evden bahçeye çıkar çıkmaz hemen Mumusa aklına gelmişti. Şimdiye kadar onun geri dönmesini beklemeden çekilip gittiğini hiç hatırlamıyordu. Her tarafa koşmaya, onu aramaya, kendine göre bağırıp seslenmeye başladı. Odasına, kuru otambarına koştu, baktı, sokağa fırladı, oraya buraya baktı. Yok, yok, hiçbir yerde yok. Her rast geldiğine başvuruyor yerden yarım arşın yukarısını göstererek, eliyle havada resim çizerek, son derece ümitsizce işaretlerle Mumus'unu soruyordu. Bazıları Mumu'nun nereye kaybolduğunu gerçekten bilmiyor, sadece başlarını sallıyorlar, diğer bir takımı biliyorlar ve cevap olarak ona sadece gülümsüyorlardı. Kahya ise fevkalade ciddi bir tavır takınarak arabacılara bağırmaya başladı. O zaman Gerasim koşarak havludan çıktı. Eve döndüğü vakit Artık ortalık kararmıştı. Bitkin halinden, ayaklarını sürükler gibi adım atışından, tozlu elbisesinden, Moskova'nın yarısını dolaştığı tahmin edilebilirdi. Hanımının penceresi önünde durdu, önünde yedi ırgatın toplandığı bahçe kapısına bir göz gezdirdi, döndü ve bir dana gibi ''Mumu, mumu'' diye bir kere daha böğürdü. Mumudan cevap yok. Çekildi gitti. Herkes onun arkasından bakıyordu. Fakat hiç kimsede ne bir gülümseyiş, ne de tek bir söz. Halbuki meraklı arabacı yamağı Antipka, dilsiz bütün gece inledi durdu diye ertesi günü mutfaktakileri anlatıyordu. Ertesi gün Gerasim hiç görünmedi. Onun yerine arabacı Potap suya gitmek zorunda kaldı ve buna pek canı sıkıldı. Hanım emrinin yerine getirilip getirilmediğini Gavrula'dan sordu. Galvulo getirdiğini bildirdi. Ertesi sabah Gerasim odasından çıkarak işe başladı. Öğle yemeğine geldi, yemeğini yiyip hiç kimseye selam vermeden tekrar gitti. Bütün sağır dilsizlerde olduğu gibi zaten cansız olan yüzü şimdi sanki taş kesilmişti. Öğleden sonra tekrar çıkıp gitti ama çok geçmeden döndü ve derhal kuru oğut ambarına gitti. Gece olmuştu. Mehtaplı, açık bir gece. Gerasim Derin derin ah çekerek, durmadan bir sahana, bir soluna dönerek yatmaktayken birdenbire eteğinden çekiliyor gibi bir şey hissetti. Bütün vücudu ürperdi. Bununla beraber başını kaldırmadı. Hatta gözlerini kapadı. Fakat işte tekrar çekildi. Hem de öncekinden daha kuvvetli. Yerinden fırladı. Önünde Mumu fırıl fırıl dönüyordu. Sessiz göğsünden uzun bir sevinç çığlığı koptu. Mumu'yu kucaklayarak göğsüne bastırdı. Köpek bir anda onun burnunu, gözlerini, bıyıklarını, sakalını yaladı. Biraz durdu, düşündü, o çiltenin üzerinden ihtiyatla indi. Etrafına baktı ve kendisini hiç kimsenin göremeyeceğine kanaat getirince selametle odasına sokuldu. Gerasim, köpeğinin kendiliğinden ortadan kaybolmadığını, onu olsa olsa hanımın emri üzerine alıp bir tarafa götürmüş olacaklarını zaten sezmişti. Mumusu'nun hanıma nasıl dişlerini gösterdiğini ona işaretlerle anlatmışlar, o da kendince bir takım tedbirler almaya karar vermiş. İlk önce Mumu'yu ekmekle doyurdu, okşadı, yatırdı, sonra onu nasıl daha iyi saklayacağını düşünmeye başladı. Bütün gece düşündü. Nihayet şu çareyi buldu. Onu bütün gün odada kapalı tutacak, yalnız ara sıra gelip görecek, geceleri de çıkaracaktı. Kapıdaki deliği eski yamçısıyla sımsıkı tıkadı ve henüz şafak sökerken sanki hiçbir fevkaladelik yokmuş gibi hatta yüzündeki o eski mahzunluğu da bırakmayarak ne masumca bir kurnazlık. Bahçede dolaşmaya başladı. Mumunun çığlıklarıyla kendine haber vereceğini zavallı sağır akıl edememişti. Gerçekten bütün konak halkı dilsizin köpeğinin tekrar dönüp geldiğini ve onun odasında kapalı durduğunu çabucak öğrenmişlerdi. Ama bir taraftan ona ve köpeğe acıdıklarından, öte taraftan belki de çekindiklerinden kendisine belli etmemişlerdi. Yalnız kahya ensesini kaşıdı ve eliyle bir hareket yaptı. ''Eh, Tanrı yardımcısı olsun.'' dedi. Hanımın kulağına gitmese bari. Dil size gelince hiçbir zaman o günkü kadar gayret göstermemişti. Bütün avluyu temizleyip kazıdı, bütün otları birer birer ayıkladı, Yeter derecede sağlam olup olmadıklarını anlamak için çiçek bahçesinin parmaklığının bütün kazıklarını eliyle birer birer çekip çıkardı, sonra onları yine kendisi çaktı. Öyle uğraştı, çabaladı ki şevk ve gayreti hanımının bile dikkatini çekti. O gün iki defa gizlice gidip mahpusunu dolaştı. Akşam olunca da o tambarına gitmeyip onunla birlikte odasında uykuya yattı ve ancak gece yarısından sonra beraberce temiz havada gezinmeye çıktılar. Onunla avluda bir hayli dolaştıktan sonra artık tam odasına döneceği sırada parmaklığın arkasından yan sokak tarafından birdenbire bir hışırtı işitildi. Mumu hemen kulak kabarttı. Parmaklığa yaklaştı. Etrafı kokladı. Şiddetli ve keskin bir havlama tutturdu. Meğerse sarhoşun biri gecelemek için oraya sokulmak istemiş. Sürekli bir sinir heyecanından sonra hanım da tam bu sırada henüz uykuya dalmıştı pek bol olan akşam yemeklerinden sonra onda bu heyecanlar her zaman olurdu birdenbire havlayışlar onu uyandırdı kalbi çarptı sonra duracak gibi oldu kızlar kızlar yetişin kızlar diye inledi kızlar korkuyla fırlayıp hanımın yatak odasına koştular hüzünle kollarını açarak ah ah ölüyorum dedi gece gene bu köpek ah doktoru çağırtın Öldürmek istiyor beni onlar. Köpek gene köpek ve başını arkaya attı. Bu da bayılmak demek oluyordu. Doktora yani aile doktoru her ıtına koştular. Bütün ustalığı yumuşak tabanlı kundura giymek, nabzı nezaketle tutmasını bilmek, günde 14 saat uyumak, geri kalan zamanda da hep içini çekmek ve hanıma taflan damlaları ziyafeti çekmek olan bu doktor derhal koşarak geldi. Kuş tüyü tütsüsü yaptı. Hanım gözlerini açınca da ona hemen ufak bir gümüş tepsi üzerinde her zamanki damlalardan bir kadeh sundu. Hanım içti fakat hemen gene ağlamaklı bir sesle köpekten, Gavrilo'dan, Talihinden, herkesin onu zavallı ihtiyar kadını terk ettiğinden, ölümünü istediklerinden şikayetlere başladı. Bu arada bahtsız Mumu havlamalarına devam ediyor, Gerasim ise onu parmaklıktan boşu boşuna çağırıp duruyordu. Hanım işte, işte gene diye mırıldandı. Gene gözlerini kaydırdı. Doktor, kızın kulağına bir fısıldadı, kız sofaya koştu. Stepan'ı sarsarak uyandırdı. O da Gavrilo'yu uyandırmaya koştu. Gavrilo, hiddet içinde bütün konağa ayağa kaldırmalarını emretti. Gerasim döndü, pencerelerde parıldamaya başlayan ışıkları ve gölgeleri gördü. Felaketi içinden hissetti, Mumu'yu yakalayıp koltuğunun altına kıstırdı. Odasına koştu ve kapısını sürmeledi. Az sonra beş kişi kapıya hücum ederek zorladılar. Fakat sürgünün mukavemetini hissedince durakladılar. Gavrilo müthiş bir telaş içinde soluk soluğa koşarak geldi. Hepsini oradan ayrılmamalarını, sabaha kadar beklemelerini emretti. Sonra hemen konağın hizmetçiler kanadına geçti. Kendisiyle birlikte çay, şeker ve daha başka bakkaliye maddeleri aşırıp da kitabına uydurdukları en yaşlı Nedim'e Lübo Lübümovna'ya gidip hanıma ne yazık ki köpeğin her nasılsa tekrar dönüp geldiğini, fakat hemen yarın onu yok edeceğini ve lütfen öfkelenmeyip müsterih olmasını arz et, diye tembih etti. Hanım, galiba pek çabuk sakinleşmemiş olacak ki, doktor telaşla ona 12 yerine tam altmış damla verdi. Taflan tesirini gösterdi. Bir çeyrek saat sonra hanım derin ve sakin bir uykuya daldı. Gerasim ise rengi sapsarı yatağında yatıyor ve mumunun ağzını sımsıkı tutup bastırıyordu. Ertesi sabah hanım hayli geç uyandı. Gavrilo, Gerasim'in sığınağına kati bir hücuma geçilmesi için onun uyanmasını bekliyor, kendisi de kopacak şiddetli fırtınaya dayanmaya hazırlanıyordu. Fakat fırtına kopmadı. Hanım, yatağından kalkmaksızın Nedimelerinin büyüğünü yanına çağırdı. ''Lübov Lübimovna'' diye sakin ve bitkin bir sesle söze başladı. O bazı fena muamele gören öksüz bir çilekeş tavrı takınmayı severdi. Onun böyle zamanlarında konak halkının güç bir duruma düştüklerini söylemeye bile lüzum yoktur. ''Libov Lübümovna, halimi görüyorsun. Hadi şekerim git de. Şu Gabriel Andrei içle biraz konuş. Sor bakalım. Onun için herhangi bir köpek. Hanımının huzur ve rahatından. Hatta düpedüz hayatından daha mı kıymetli acaba?'' Ben buna inanmak istemem," diye derin bir duygusunu ifade edermiş gibi ilave etti. Hadi canım. Git de konuş biraz şu Gavrilo Andriyich'le. Libov Libimovna Gavrilo'nun odasına doğru yürüdü. Aralarında ne konuştukları belli değilse de bir müddet sonra büyük bir kalabalık Gerasim'in odası istikametinde harekete geçmişti. Önde Gavrilo rüzgar olmadığı halde eliyle kasketini tutarak mağrur adımlarla ilerliyor, etrafında da uşaklarla aşçı yürüyordu. Kuyruk dayı pencereden bakarak emirler veriyor, yani sadece bir takım el hareketleriyle çırpınıyordu. Hepsinin arkasında da yarısı yabancı olup etraftan koşup gelen bir sürü çocuk zıplayarak sıçrayarak ağzını burnunu oynatarak koşuyordu. Odaya götüren dar merdivende biri oturmuş nöbet bekliyor, ellerinde sopalar, İki kişi de kapıda duruyordu. Merdiveni tırmanmaya başladılar. Kalabalık bütün merdiveni baştan başa kaplamıştı. Gavrilo kapıya yaklaşıp yumrukla vurarak ''Aç!'' diye bağırdı. Boğuk bir havlama işitildi. Fakat cevap çıkmadı. ''Aç diyorum!'' diye tekrarladı. Aşağıdan Stefan şu mütalada bulundu. Fakat Gavrilo Andreiç, o sağırdır, işitmez ki. Hepsi gülüştüler. Gavrilo yukarıdan seslendi. Öyleyse ne yapmalı? Stepan, kapısında bir delik vardır. Değnekle şöyle biraz kımıldatı verin diye cevap verdi. Gabrilo eğilip baktı. Onu bir yamçıyla tıkamış. Yamçıyı içeriye doğru iti verin. Bu sırada tekrar boğuk bir havlama işitildi. Kalabalığın arkasından biri "Bak, bak kendi kendine haber veriyor. Ben buradayım işte." diyor dedi. Tekrar gülüştüler. Gabrilo kulağının arkasını kaşıdı. Nihayet dedi ki, ''Hayır kardeşim, eğer istersen yamçıyı sen iti ver. E ''Ne var sanki?'' ''Peki.'' Stepan merdivenden çıktı. Değneği alıp yamçıyı içeriye itti ve ''Hadi çık, çık!'' diyerek deliğin içinde değneği sallamaya başladı. Tam bu sırada kapı birden ardına kadar açıldı ve kalabalık bir anda birbirinin üzerinden yuvarlanarak indi. Kahya Gavrilo herkesten önce inmişti. Kuyruk dayı başını içeri çekerek penceresini kapadı. Gavrilo bahçeden ''Hey, hey, bana bak!'' diye bağırıyordu. Gerasim kımıldamaksızın kapının eşiğinde durdu. Kalabalık merdivenin dibinde toplanmıştı. Gerasim, paltosu arkasında, elleri hafifçe böğrüne dayalı, bütün bu adamcağızlara yukarıdan bakıyor, sırtında kırmızı köylü gömleğiyle onların önünde bir dev gibi görünüyordu. Gavrilo ileriye doğru bir adım atarak ''Bana bak kardeşim'' dedi. ''Sakın bana çılgınlık etmeye kalkma.'' Sonra ona hanımın köpeğini muhakkak istediğini, onun için vermesi lazım geldiğini, yoksa başına bela geleceğini işaretlerle anlatmaya çalıştı. Gerasim ona köpeği göstererek kendi boynunda eliyle bir ilmek sıkıştırır gibi bir işaret yaptı ve cevap bekler gibi Kahya'nın yüzüne baktı. Kahya tasdik makamında başını sallayarak "Evet, evet." dedi. "Evet, muhakkak." Gerasim gözlerini önüne eğdi. Sonra birden silkinip kendine geldi. Bütün bu arada yanında duran ve masumca kuyruğunu sallayarak merakla kulak kabartan Mumuyu tekrar göstererek kendi boynunda yaptığı boğma işaretini bir daha tekrarladı ve sanki Mumuyu yok etmek işini bizzat kendi üzerine aldığını anlatmak ister gibi eliyle manalı manalı göğsüne vurdu. Gavrilo ona cevap olarak "Fakat aldatıyorsun." der gibi bir işaret yaptı. Gerasim ona baktı. Baktı, nefretle gülümsedi. Eliyle tekrar göğsüne vurdu ve kapıyı kapadı. Herkes sessizce birbirine bakıştı. Gavrilo tekrar söze başladı. Bu da ne demek oluyor? Yine odasına kapandı ha? Bırakın onu, Gavrilo Andreiç, dedi Stepan. O bir şey vaat etti mi muhakkak yapar. İşte böyledir o. Bu bakımdan başkalarına benzemez. Doğruya doğru eğriye eğri. Bütün oradakiler başlarını sallayarak, ''Evet, öyledir.'' diye tekrarladılar. Kuyruk dayı da penceresinden başını uzatarak, ''Evet, doğru, öyledir o.'' diye tekrarladı. ''Eh, belki, bakalım.'' dedi Gavrilo. ''Ama ne de olsa nöbetçiyi kaldırmaya gelmez.'' Sonra solgun yüzlü, sarı pazen gömlekli bahçıvana dönerek ilave etti. ''Ey, Eroşka.'' Sopayı al da burada bekle ve bir şey olursa hemen bana gel, haber ver. Eroşka sopayı alarak merdivenin alt basamağına oturdu. Birkaç meraklıyla birkaç çocuk hariç kalabalık dağıldı. Gavrilo da konağa döndü ve Lubov Lubomovna vasıtasıyla her şeyin yoluna girdiğini hanıma bildirdi kendisi. Her ihtimale karşı arabacı yamağını karakola gönderdi. Hanım mendilinin ucunu düğümleyip kolonya dökerek kokladı, şakaklarını sildi, çayını içti, taflan damlalarının tesiri henüz devam ettiğinden tekrar uykuya daldı. Bu hengameden bir saat kadar sonra odanın kapısı açılarak Gerasim göründü. Arkasına bayramlık kaftanını giymişti. Mumuyu ipinden tutuyordu. Eroşka kenara çekilerek ona yol verdi. Gerasim kapıya doğru yürüdü. Çocuklar ve avludakilerin hepsi onu sessizce gözleriyle takip ettiler. Dönüp arkasına bile bakmadı. Şapkasını da ancak sokakta başına geçirdi. Gavrilo, Eroşka'yı onun arkasından gözcü olarak gönderdi. Eroşka, onun köpekle beraber meyhaneye girdiğini uzaktan gördü. Oradan çıkmasını beklemeye başladı. Meyhanedekiler Gerasim'i tanıyor ve onun işaretlerini anlıyorlardı. Lahana çorbasıyla et istedi ve kollarıyla masaya yaslanarak oturdu. Mumu, iskemlesinin yanında duruyor ve zeki gözleriyle sakin sakin ona bakıyordu. Tüyleri parıl parıl parlıyordu. Yeni taranmış olduğu belliydi. Gerasim'e çorbasını getirdiler. İçine ekmeğini ufaladı, eti de ufak ufak doğradıktan sonra tabağa yere koydu. Mumu, burnunu yemeğe dokundurmaktan çekinerek, adeti olduğu gibi kibarca yemeğe koyuldu. Gerasim ona uzun uzun baktı. İki iri gözyaşı damlası birden gözlerinden yuvarlanıverdi. Bir tanesi köpeğinin dik alnına düştü, ötekisi de yemeğinin içine. Eliyle yüzünü kapadı. Mumu tabaktaki yemeğin yarısını yedi ve yalanarak çekildi. Gerasim kalktı, yemeğin parasını ödedi ve oradan çıktı. Mehanecinin çırağı arkasından şaşkın şaşkın baktı. Eroşka Gerasim'i görünce bir köşeye gizlendi. O geçtikten sonra tekrar arkasından yürüdü. Gerasim acele etmeden ağır ağır yürüyor ve Mumu'yu ipten salıvermiyordu. Sokan köşesine gelince tereddüt eder gibi durakladı, sonra birden hızlı hızlı adımlarla kırım geçidine doğru ilerledi. Yolda yanına bir kısmı eklenmekte olan bir evin avlusuna girdi ve oradan koltuğunun altında iki tuğlayla çıktı. Kırım geçidinden nehir kıyısına saptı, kürekleriyle beraber kazağa bağlı iki ufak sandalın durduğu bir yere geldi. Onları daha önceden de görmüştü ve mumuyla birlikte onlardan birini atladı. Oradaki sebze bahçesinin bir köşesindeki barakadan topal ve ihtiyar bir adamcağız çıkarak ona aykırdı. Fakat Gerasim sadece bir baş işareti yaptı ve küreklere öyle bir kuvvetle asıldı ki, akıntıya karşı olduğu halde bir lahzada adeta uçar gibi 300 metre uzaklaştı. İhtiyar adamcağız durdu, durdu, önce sol, sonra sağ eliyle sırtını kaşıdı ve topallayarak barakasına döndü. Gerasim, hep hızlı hızlı kürek çekiyordu. İşte artık Moskova gerilerde kalmıştı. Kıyılarda çayırlar, bostanlar, tarlalar, korular uzanıyor, köy evleri görünüyordu. Kürekleri bıraktı. Başını çapraz tahtasının üzerinde oturan sandalın dibini su basmıştı. Mumuya doğru eğdi, kuvvetli kollarını hayvanın sırtında çaprazlayarak bir müddet öylece hareketsiz kaldı. Bu arada dalgalar sandalı geriye doğru biraz sürüklemişti. Nihayet Gerasim doğruldu, acele acele, yüzünde hastalıklı bir öfkeyle aldığı tuğlaları iple sardı. Bir ilmek yapıp mumunun boynuna geçirdi. Nehrin üzerine doğru kaldırdı ve ona son defa olarak bir daha baktı. Hayvancağız ona saf saf, korkusuzca bakıyor, hafifçe kuyruğunu sallıyordu. Gerasim yüzünü başka tarafa çevirdi, gözlerini yumdu ve kollarını açtı hiçbir şey işitmedi. Ne mumunun düşerken hızla bağırışını, ne de suların ağır ağır şaplayışını. Onun için en gürültülü patırtılı gün bile o kadar sessizdi ki, bize göre en sakin gecede bile sessizliğin bu derecesi bulunamaz. Gözlerini tekrar açtığı vakit, nehrin yüzünde ufak ufak dalgacıklar sanki birbirini kovalar gibi yine eskisi gibi hızla koşuyor, yine şıpırtılar sandalın yanına çarpıyor, yalnız arka kıyıya doğru uzaklarda bir takım geniş geniş halkalar yayılıyordu. Eroşka, Gerasim'i gözden kaybedince eve döndü ve bütün gördüklerini anlattı. Stepan şu mütalada bulundu. Evet, evet, onu nehirde boğacak. Artık rahat olabiliriz. O bir şeyi vaat edince, bütün gün Gerasim'i gören olmadı. Öğle yemeğinde görünmedi. Akşam oldu, herkes yemeğe toplandı. Yalnız o yoktu. Şişman çamaşırcı kadın ciyak ciyak sesiyle bağırarak, ''Ne garip adamdır şu Gerasim.'' dedi. ''Bir köpek yüzünden böyle oyalanıp kalmak olur mu doğrusu?'' Stepan kaşığıyla lapadan alırken birdenbire, ''Fakat Gerasim buradaydı.'' diye haykırdı. ''Nasıl?'' Ne vakit? Bundan iki saat önce. Öyle ya. Onunla kapıda karşılaştık. Hem yine buradan geldi, avludan çıktı. Ondan köpeği soracak oldum ama sıkıntılı görünüyordu. Üzerime düşme demek ister gibi beni hafifçe bir yana itti. Bereket versin, enseme yumruğu indirmedi. Hani onun o koskoca yumrukları yok mu? Tanrı korusun. Bunu söylerken Stepan İstemeksizin gülümseyerek başını salladı, ensesini kaşıdı. Onun bu sözüne herkes güldü ve yemekten sonra dağılıp yatmaya gittiler. Tam bu sırada T şosesi üzerinde dev gibi bir adam, sırtında bir çuval, elinde uzun bir sopa, büyük bir gayretle hiç durmadan ilerliyordu. Bu Gerasim'di. Bir an önce köyüne, kendi öz yurduna ulaşmak istiyor hiç arkasına bakmadan hızlı hızlı gidiyordu. Zavallı Mumu'yu nehirde boğduktan sonra hemen odasına dönmüş, öteberin nesi varsa çabucak eski bir çubala yerleştirip sırtladığı gibi hemen yola çıkmıştı. Yolu daha onu Moskova'ya getirirlerken iyice görmüş ve bellemişti. Hanımın onu aldığı köy şoseden 28 kilometre kadar içerideydi. Şosede sarsılmaz bir metanet, yaman, ve aynı zamanda sevinçli bir azimle ilerliyordu. Göğsü bağrı açılmış, gözleri hırsla ilerilere dikilmişti. Sanki yurdunda onu bekleyen bir ihtiyar anası varmış da, uzun zaman yabancı diyarlarda, yabancı insanlar arasında, memleket memleket dolaştıktan sonra, onu kendi yanına çağırıyormuş gibi acele ediyordu. Henüz çökmekte olan gece sakin ve ılıktı bir yandan. Güneşin battığı cihetteki gökyüzü parçası ağırıyor ve kaybolan günün son akisleriyle hafifçe kızarıyor. Öte yandansa artık mavi alaca bir karanlık yükseliyordu. Gece işte oradan geliyordu. Yüzlerce bıldırcın etrafı çınlatıyor, keklikler yarış edercesine bağırışıyordu. Gerasim bütün bunları işitemediği gibi yanlarından geçtiği ağaçların hafif gece hışırtısını da işitemiyordu. Ama olgunlaşan çavdarların karanlık tarlalardan gelen bildiği kokusunu duyuyor, karşısından, ana yurdundan esip gelen rüzgarın nasıl yüzüne tatlı tatlı çarptığını, nasıl saçları ve sakalıyla oynadığını hissediyor, önünde ağıran yolu, bir ok gibi dümdüz olan evinin yolunu, gökyüzünde yolunu ışıklandıran sayısız yıldızları görüyor, aslan gibi kuvvetli, dinç adımlarla ilerliyordu.'' Böyle ki doğmakta olan güneş nemli ve kızıl ışıklarıyla henüz kızışmaya başlayan delikanlıyı aydınlattığı zaman o artık Moskova'dan 40 kilometre uzaklaşmış bulunuyordu. İki gün sonra artık evindeydi. Onun gelişi bu evcizye yerleştirilmiş olan bir asker karısını fevkalade bir hayrete düşürdü. Mukaddes tasvirlerin karşısına geçip duasını ettikten sonra hemen muhtara gitti. Muhtar önce şaşırır gibi oldu. Fakat ot biçme mevsimi henüz yeni başlamıştı. Mükemmel bir işçi olan Gerasim'in eline hemen tırpanı tutuşturdular. O da eskiden olduğu gibi ot biçmeye başladı. Hem öyle bir biçiş biçmek ki var kuvvetiyle tırpan sallamasına, otu toplamasına köylülerin ağzı açık kaldı. Fakat Moskova'da Gerasim'in ortadan kaybolduğunun ertesi günü onu aramaya koyulmuşlardı. Gittiler, odasını araştırdılar. Gavrilo'ya söylediler. Gavrilo geldi, baktı, omuz silkerek dilsizin yak kaçmış yahut da köpeğiyle birlikte nehirde boğulmuş olduğuna hükmetti. Zabıta'ya haber verdiler ve hanıma da arz ettiler. Hanım kızdı, ağlamaya başladı. Onu her ne pahasına olursa olsun arayıp bulmalarını emretti. Köpeği yok etmeleri için hiçbir talimat vermediğini söyledi durdu. Sonra Gavrilo'yu öyle bir haşladı ki kahya bütün gün Ah çekerek başını salladı durdu. Nihayet Gerasim'in orada olduğuna dair köyden haber geldi de hanımın yüreği biraz rahatladı. Önce onu acele tekrar Moskova'ya getirmeyi tembih edecek oldu ama sonra vazgeçerek böyle nankör bir adama hiç de ihtiyacı olmadığını söyledi. Bununla beraber aradan çok geçmeden hanım öldü. Mirasçıları ise Gerasim'le ilgilenecek durumda değildiler. Hatta analarının öteki adamlarını da haraca bağlayarak azat ettiler. Gerasim, ıssız evce izinde, yapayalnız, bugüne kadar hala yaşamaktadır. Yine eskisi gibi sağlam, güçlü kuvvetli, hep eskisi gibi tek başına dört kişi kadar iş görmektedir ve yine öyle ağırbaşlı ve onurlu, fakat Moskova'dan döneli beri kadınlarla münasebetten büsbütün el çektiği, hatta onlara gözlerini kaldırıp bakmadığı ve evinde bir tek köpek bile bulundurmadığı komşuların gözünden kaçmadı. Zaten karıya ihtiyacı olmaması onun için bir talih eseri. Ne mutlu ona, diyordu köylüler. Köpekse, canım, köpek onun nesine lazım? Hırsız dersen, nasıl olsa semtine uğramaktan bile korkar. Dilsizin dev gibi kuvveti hakkında işte bu gibi söylentiler dolaşmaktadır. Son